Evet, Ozan Can'a da abone olup neden Webtekno'dan ayrıldığını sorabilirsiniz. İFA 2022'deki en büyük hol Samsung'un holü arkadaşlar ve oradayız. Oradayız diyorum çünkü kameranın arkasında da Ekin Kollama var. Abi teşekkürler bize eşlik ettiğiniz. Rica ederim, merhabalar bu arada. Kendisiyle de bir video çektik. O da onun kanalında yayında. Şimdi benim kanalımdayız. Onda da mikrofon var. O da yorumlarıyla bizlerle olacak. Yanımda mikro LED var. Mikro LED belki de ilerleyen yıllarda çok duyabileceğimiz bir teknoloji olabilir. Duyabileceğimiz diyorum çünkü henüz akıbeti hiç belli olmayan, yeni tanıtılan CES 2022'de bizlerle buluşan oldukça pahalı bir teknoloji. Daha farklı bir aydınlatma teknolojisiyle geliyor. Şu an video ile size anlatmak çok zor olabilir. Çıplak gözle görmeniz lazım aslında. Ya bir tık daha böyle şeyi geliyor aslında. Hani dolu daha gibi. Büyük LED'lerde ışık böyle hüzmesi yayılıyor ya. Evet. Mikro olduğu zaman o ışık hüzmesini böyle. Daha şey minimalize ediyor. Basit mantıkla. Doğru. Ama tabii ki de her ilk çıkan her şey gibi o da pahalı şu. Aynen öyle. Bir işte belki 5 sene sonra falan. Zengin televizyonu şu anda ya. Kısaca öyle söyleyebiliriz de. Neo QLED 8K. Yani bu ürünün teknolojisini falan geçtim ben. Ya böyle bir incelik yok. Resmen bir işaret parmağı inceliğinde. Zaten bak başındakiler de ondan bahsediyor. Herkes abi aynen, parmaklayıp duruyor yani. Yani. Bak yani komple bu arada panel yani evet, arkasında hiçbir çıkıntı yok. Bazı böyle isim vermediğim çakal markalar ince başlatıp arkayı böyle dolduruyor aynen. Ya. Burası böyle geliyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu komple ince abi. Ve bir parmak kalınlığında. Gerçekten bu arada şöyle OLED değil QLED aslında. QLED. Hani OLED bir tık daha ince olur diye bir söylenti normalde. Var ama OLED'i işte böyle çok hani aynı şekilde ince yapamadılar. OLED işte ısındığı için soğutma amacıyla farklı farklı denemeler yapıyorlar. O da sürekli paneli kalınlaştırıyor. Evet. Ama buna bittim ben yani. Bayağı baksana, iyi oldu. Baksana şu arkada hoparlörleri var abi. Bu arada Lord of the Rings. Evet, burada da bir anlaşma yapmışlar Amazon'la bu arada. Onu da bahsedelim size. 8K bir içerik için, sadece tek bir içerik için anlaşma yapmışlar. Burada da bizlerle paylaştık. Ama burada bence en çok etkileyen şeylerden beni bazıları oyun anlamındaki gelişimler oldu. Hem buradaki Odyssey Arc var, monitör birazdan göreceğiz. Hem de burada göreceğimiz şimdi Game Hub diye geçen bir detay var. Şöyle geçelim, bir tane açık bulabilirsek. Bir Xbox kolu var elimizde. Televizyonlarda ve monitörlerde doğrudan hali hazır yüklü olarak geliyor. Abi çok efsane değil mi yani? Bu arada Xbox olmasına gerek yok. Hani kol evet. Bu arada Xbox sponsorluğu şeyi var diye Xbox kolu. Televizyona bağlı bir herhangi bir kontrolle Gaming Hub'a giriyorsunuz menüye. Bu televizyon menüsü. Ve burada Xbox, Cloud, işte GeForce Now, Stadia, Utomic, Twitch. Hepsi hazırda bekliyor. Hepsi hazırda ve GeForce Now'dan herhangi bir oyun açıp oynayabiliyorsun. Mesela MotoGP 2022 var. RDR 2 var işte. FIFA 2022 yok, var. Yok ya. Her şey var. PUBG, MUBG alayı var. Fortnite, Mortnite. Desteklenen. Konsol almanıza gerek kalmayacak artık. Bence tamamen konsollara. Ya ama tabii şimdi bizim ülke için bu çok geçerli değil. Neden değil? Çünkü abi hem internet daha... Benim upload'um 10 megabit abi. Evet yani bu yüzden değil. Ama yine de umut verici çünkü olur mu olur bir şekilde bir gün düzelirse o upload sorunları vesaire kullanılabilir hale gelir. Yani tek bir eve panel alıyorsun ya da şunu söyleyeyim. Hani ya işte PlayStation alsak da şimdi hani... Lan diyor ki kocaman adam oldun PlayStation 5 peşinde koşuyorsun aynen diyor öyle. Ama aslında çaklamadan televizyonu böyle alsan evet. Geçmiş olsun. Bütün olayı çözmüş oluyorsun. 2000 liraya bir tane ya da işte 1500 liraya ama falan. Ama burada şöyle bir sorun da çıkabilir ortaya. Evde mesela eşiniz, anneniz, babanız falan televizyonla bir şey yapmak istediğinde televizyon full kilit abi. Evet o orada da monitör şey giriyor devreye. Ha ona şu bakarsan anda, o da maç izler. Ha işte bak. Görmüş evet. Oldunuz evet. Monitörler devreye giriyor. Odyssey Arc yani bu ürün. Hakikaten mükemmel olmuş. 55 inç bir oyuncu monitörü. Evet. Çok teknik detayına girebiliriz tabii ki ama bir inceleme videosu değil bu. Bir ön gösterim, tanıtma videosu sizlere. Az kalsın çantayla. Az kalsın çantayla. Odyssey Arc. Minimum 30 bin liralık oluyorduk herhalde. 30 bence azdır ben sana söyleyeyim. Fuardayız şu anda. Evet, yani daha çıkmadı doğru. Bile satışa. Bu üründe şöyle bir şey var. Ürün 55 inç ama görüntüyü küçültebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Evet. Yani 27 inçe ya da 32 inçe falan da düşürebiliyorsunuz. Böyle tam ortalayabiliyorsunuz. Burada Frame'in 2021 versiyonu var. Yanında da 2022 var. Ben şöyle göstereyim. Bakın şurada ışık yansıyor. Yansıma, evet, 2022'de. Yok. 2021'de. 2022'de hiçbir şey yansımıyor ve mat bir ekran var. Tamamıyla yakın dokusu tablo gibi duruyor. Ben az önce tırdağımla videoyu çekerken evet, kenara dokundum. Biz hep kurcaladık. Yani inanamadık çünkü öyle bir gerçek şey olduğuna. Gerçek değil gibi. Bak hatta şöyle gösterelim. Bu da bir frame televizyon ve arkadaşlar bu bir televizyon. İnanamıyorsunuz ama bakın şöyle dokusuna yaklaşın. Bu bir ekran. Ve şu şekilde de özelleştirebiliyorsunuz. Özelleştirebiliyorsunuz. Önceden sadece şu seri vardı. Şu renkler vardı. Değiştirebiliyorsunuz. Derinlik bu katan. Milletvekili Edition. Evet bu. Bu milletvekili. İhale Edition. İhale Edition. İhale Edition. Altın varak. Freestyle güzel bir projeksiyon cihazı. Daha önce incelemiştim, anlatmıştım zaten. İncelemiş miydin? Evet, inceledim onu. Ya bunun özelliği şey,
Bir tık bir eksiklik var bence. Çok güzel bir ürün ama taşınabilirlik anlamda, enerji anlamında bir tık daha böyle çözüm olsaydı, bir 3 saatlik pilomik falan olsaydı süper olurdu. Bence önden pazar yeri yaratıp ucuza, evet, ondan sonra geliştirilebilecek. Dönüştürebilirler. The Terrace. Şimdi bak, ben önünde bir durayım. Parlaklık seviyesini o zaman net daha çok belli oluyor. Evet. Yüzüme gelen parlaklık. 2000 nit parlaklık var bunda. Kullandığımız herhangi bir AMOLED akıllı telefonda maksimum 1500 nit falan görüyoruz. Ya da bir, maksimum 1500 ya. Evet. Bir OLED televizyonda da hani en yüksek 1300 nite kadar görebiliyoruz. Bu 2000 nit. Ve bunun özelliği yukarıda da yazdığı gibi teras televizyonu. Yani evet, bu bahçede, havuz kenarında. Abi süper olay. Ya The Terrace ya adı zaten. Ve IPX5 ile suya, toza vesaire dayanıklı. Yani sen yağmurda, çamurda da bu televizyonu bahçenin terasında konumlandırıp bırakabiliyorsun yani. Gördüğünüz soundbarlarla birlikte geliyor. Buradan da mesela değiştirebiliyorsunuz. Soundbarlarla beraber mi geliyor? Yanlış, yok, olmasın bak, alırım gelmez sonra. O zaman... Yok öyle değil yani. Tanıtım anlamında beraber geliyor. Kavga çıkıyor. Aldım gelmez. Yok, tanıtım anlamında beraber geliyor. Bu soundbarı da ayrı alıyorsunuz herhalde. Evet, çünkü o da suya toza özel dayanıklı oluyor. Terasın soundbarı. Ama bu serinin ürünü. Ben parlaklık konusunda bittim. Evet. Keşke bunu böyle gün ışığı olan bir yere kursalarmış da orada görseydik. Hakikaten o deneyimi çok merak ettim yani. Burada iki tane duvar var. Senin videoda hesapladık, yaklaşık 500 bin dolarlık bir, evet, burada yatırım var. Burası komple Flip 4, 216 tane. Burası 216 tane Galaxy Fold 4 var arkadaşlar. Evet. Onlarla böyle desenler yapmışlar işte, açık kapalı. Işıklar akıyor, ışıklar akıyor falan. Drone show gibi düşünün. Enteresan ama, olmuş ama. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir tık pahalı. Bir tık pahalı. Samsung'un bu sene özelleştirmeye bayağı kafayı patlattığını gördüm ben. Bunun sebebi de dün biraz konuştuk, konuşma fırsatımız oldu. Hani şöyle söylüyor adamlar, biz diyor sürdürülebilirlik için, dünyaya zarar vermemek için biraz daha ürünlerimizi özelleştirilebilir hale getirdik ve açıkçası çamaşır makinesi ve buzdolabın dedi değil mi? 20 yıl motor garantisi veriyorlar. Yani 20 yıl ömür yeter mi diye bizde bir terim var ya böyle hani. Aynen ya öyle. Ömrümüz yetecek mi? Alıyoruz. SSD'ler, işte memory kartlar vesaireler falan filan olduğu stand. Çok kalabalık değil. Ama buraya gelen herkesin hayatını kurtaran stand bu. Evet. Eğer bu tarz işler yapıyorsanız, bu verdiğiniz emeği emanet edebileceğiniz şeylerin kıymeti çok fazla. Yani ben bilgisayara mesela update yapmam, RAM almam bilmem ne ama SSD'ye harcadığım paranın haddi hesabı yoktur. Benim de öyle ya. Benim ofiste öyle. Mesela bir tane bilgisayar var. 2017'den beri aldığım aynı bilgisayar var. Videosu bir de vardı. Bir kere SSD'nin hızını aldın mı, o tadı aldın mı bir daha mümkün değil. Başka bir şey, şey yani, etmez seni. Şey yani, bilgisayar 10 bin liraysa şu an içinde 50 bin liralık SSD'de şey var, hard disk var. Az önce bahsettiğin o değiştirilebilir, özelleştirilebilir olay aslında burada başlıyor. Bu bir buzdolabı. Modüler hale getirmişler buzdolabını. Yani parça parça birleştirebiliyorsunuz. Parça parça birleştirmenin yanı sıra... Yarım yoğurt bile yok içinde şu an. Onu, bu tarafa açılmıyor da diğer taraf. O açılmıyor, panel sadece abi. Ha, bunlar panel, iç tarafta var. Renkleri değişebiliyor. Renkleri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Buzdolabının hacmini de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Şurada gösteriyor zaten. İşte mesela 3 kapılı yapmışlar ama burası 2 kapılı. İşte evinde yer var, coşturuyorsun. İşte altı derin dondurucu koyuyorsun. Bu arada yapılanı var, oraya da çekebiliriz. Abi evet, gidelim. Ya ben şeye harbiden bittim bak. Şu 20 yıl garanti olayı bence müthiş bir şey. Zaten... Bu buzdolabı kompresörü, evet, bu da çamaşır makinesinin motorunu temsil eden. İkisi de onu, onların şeyi, prototipleri diyelim. Aynen öyle. Ve 20 sene abi. 20 sene, hakikaten ömür mü yeter? Ama bak işte 20 sene koyup rengini değiştirebilir yapıyorsun. Sen, evet, 20 sene ev değiştirirsen, mutfağı değiştirirsin. Nereye gittin sen? Kullan aynısını, rengini değiştir. Devam etti yani. Evet, şu anda o buzdolapları burada. Şurada arkadaşlar. Şurada var. Yani... Bakın o düzü yan yana iki tane koymuş. Bir tanesinin altına derin dondurucu koymuş, bir tanesinin düz koymuş. Modüler buzdolabı İkisinin altına derin dondurucu koymuş. İstediğiniz yani gibi ayarlayabiliyorsun, ihtiyacınız dahilinde. Modüler buzdolabı olayı beni benden aldı. Gerçekten çok iyi. Böyle bir evim olsa, büyük bir evim olsa ben kesinlikle bir düşünürdüm yani. Modüler... Ben üçlüsünü yapardım mesela. Evet, yan yana koyardım. Ama o zaman da ararsın peynir hangisini yedi, hangisini yapalım. Sinir bozabilir. Bir de burada yeni robot süpürgeler var. Senin çok ilgini çekti çünkü bu böyle kalın gözüküyor falan, bayağı güçlü çekebiliyor. Tank gibi arkadaşlar, bakın. Ama üzerinde şurada bir kamerası var. Kameradan da ayrıyeten anlamlandırıyor kamera sayesinde. Evet, ne olduğunu söyle sana. Evet. Yani normalde lidarda önünde bir şey olduğunu anlayabiliyor ama burada duran kamera yapay zeka desteğiyle oradaki objenin de ne olduğunu anlayabiliyor. Yani kulaklık güzel kablosunu olmuş mesela yutmuyor çünkü onun kulaklık kablosu olduğunu anlıyor, evet, yani. Güzel. Şimdi biz böyle söylüyoruz. Tabii kefil olmayalım hani, arada bir topası karışır.
yutar eder kabloyu. He. Ozan Can'dan parasını istersiniz arkadaşlar. Yutarsa bu. Benim bu arada garantisi tane, Ozan Can. Benim bir tane kablom gitti böyle abi. Benim de gitti 500 abi. Lira aşırtlı blackboard olan. O zamanlar 500 liraydı bile. Şu an muhtemelen 600 falan olmuş. Bu benim en sevdiğim özellik şu arkadaşlar. Şimdi kamerası var. Çoğu ev sahibi, yani hayvan sahibi, insan bak mesela hayvanı direkt çekebiliyorsun kamerayla. İşte oradan eşini atıyorsun. Seni yakaladığı yer burası zaten. Aynen, çoğu tüketici yakaladığı yer orası. Bu modüler olayın ismi de Bespoke diye geçiyor. Birçok cihazda yapmışlar. Sadece evet, biz size buzdolabını gösterdik ama burada bakın az önce gördüğümüz robot süpürge, süpürgeler, bak, hava temizleyiciler. Şey de değişebiliyor, kapakları falan da değişebiliyor. Az önceki beyazdı mesela. Arka tarafta fırınlar var. Yani yok yok. Bak fırın bir tanesi şurada, onu da göstereyim. Bakın mesela şu fırın arkadaşlar. Bu fırın yemeğiniz pişerken kamerayla size görüntüsünü atabiliyor. Ve bu kapağın rengi de değişiyor. Yani bak şu Smart Things yazıyor ya. Mesela evinizde mutfağı beyaz yaptınız işte dolapla beraber. Komple bunların kapaklarını değiştirip mavi yapabiliyorsunuz sonra. Ya çok iyi. Yani ama şöyle bir sıkıntı da var abi. Şimdi bazı evlerde ben sıkıldım şunu atalım değiştirelim şeyi çok oluyor ya. Ondan dolayı sürekli bir kapak değiştirmeye de dönebilir. Zenginlerde yani. Diyelim evet, ona. Zenginlerde. Ben sıkıldım. Olabilir ben sıkıldım diye. Samsung'un Allah holü böyle. Yani en yeni cihazları da bu şekilde gözüküyor. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi burayı? Hangi ürün dikkatinizi çekti? Hangi ürün en çok hoşunuza gitti? Aşağı lütfen yazın. IFA 2022'den videolar gelmeye devam edecek. Videoyu senle kapatalım abi. Evet, Ozan Can'a da abone olup neden Webtekno'dan ayrıldığını sorabilirsiniz. Güzeldi ya. Bayağı konuştuk bu arada. Bir saattir evet, konuşuyoruz bizim. Tabii de evet, nefesim kesildi. Aynen yani bir kumanda öyle vardı. O kumandayı bulalım da Reels atalım ya. Evet, kumanda efsane bu arada. Onu Reels'ını atalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendine bakın.